Hep onu izleyelim sonra devam edelim. Ya başından beri söylüyoruz yani dağ fare doğurdu gibi bir şey. Yani bu kadar müvekkilimin mağdur edilmesi, Türkiye'nin bu kadar mağdur olması, ilişkilerin bu kadar gerilmesine hiç gerek yoktu bu dosya bakımından. Verilen hüküm de zaten bunu gösteriyor. Biz o hükmü de kabul etmiyoruz ayrıca. Temiz edeceğiz, itiraz haklarımızı kullanacağız. Ama neticede keşke bunların hiçbirisi yaşanmadan tutuksuz bir şekilde yargılanabilseydi. Böyle bir krize dönüşmeseydi. Şu anda denetimli serbestlik mi var? Hayır. Böyle bir karar beklemiyor musunuz? Böyle bir karar beklemiyor musunuz? Çok süratli oldu. Evet, biraz süratli oldu. Biz yine de hazırlığımızı yapmıştık. Olabileceğini tahmin ediyorduk. Ama bugün için beklemiyordum işin doğrusu. Peki Brunson bu karar için ne dedi? Size bir şey söyledi mi? Brunson durumu anlamaya çalışıyor yani. Türk hukukunu bilmediği için. Ben sadece ona özgür olduğunu söyleyince o zaman anladı. Ne dedi? Sevindi ne diyecek yani. Duygulandı mı Cem Bey? Evet, duygulandı. Hakkında bir deport kararı vardı 2006'da. Ayın yapmak istemiş sanırım. Yapacak mı yoksa direkt? O konu hakkında bilgim yok. Efendim gidecek mi yoksa Türkiye'de kalacak mı? Gider diye düşünüyorum. Gider diye düşünüyorum. Yani burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Kendi takdiri bunu ona sormak belki daha iyi olur yani. Bilemiyorum şu anki durum. Bilemem ki. Az önce ayrıldılar herhalde buradan değil mi? Evet ayrıldılar. Ev ev gittiler. Evet eve gittiler. Evet. Oradan süreçmesi işleyecek. Yok hayır onunla ilgili bir bilgim yok. Çiğde'ye gitmeyecek. Evinde bekleyecek. Uçak falan ayarlanırsa yurt dışına gider herhalde. Evden direkt havaalanına. Gider evet. 2016'da bir deport kararı verilmişti kendisiyle ilgili. Kendisine güvenlik temin edilecek mi acaba Türk hükümeti tarafından? O devletin bileceği iş. Savcılık, emniyet onunla ilgili gerekli tedbirleri alacaktır. 2016'da bir deport kararı vardı. Evet. O mu uygulanacak yoksa kendi isteğiyle mi gidecek? Deport kararının geçerli olup olmadığını bilmiyorum. O dönem deport kararı uygulanmadı çünkü. Hükümsüz kalmış olabilir. Ama neticede aynı kapıya çıkar. Yani deport edilse kendisi de gitse sonuçta buradan gitmiş olacak. Şey sorduk hani konuştunuz ve moralini de sorduk. Acaba yara sizce kalacak mı Andrew Bey de bu olaydan sonra? Tabii şimdi saygın bir din adamı olarak 2 yıl neredeyse özgürlüğünden mahrum kaldı. Bütün aile düzeni, bütün sosyal düzeni bozuldu. Türkiye'yi seven bir insan, Türkiye'de kalmak isteyen bir insandı. Şu an için gitmek zorunda. Kesinlikle bırakmak zorunda. Tabii yani bu onu belli ölçüde üzüyor tabii ki. Sağ olun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkürler.